Alçak vadilerde sessiz sular canlanıyor, nehirler hızlanıyor, göller yükseliyor. Vadilerde çayırlar bereketleniyor. Ama yükseklerde 7 ay süren kış uykusu yeni bitti. Çayırın ortasında ama uzaklardan görünmeyen bir dişi karaca uzanıyor. Ova geyikleri çok büyüklerdir. 300 kilo üzerinde olan bu geyikler dağlık alanlardaki akrabalarından 2 kat daha kiloludurlar. Bu kadar küçük ormanda bu kadar çok geyiğin saklanabilmesi şaşırtıcı. Güneş hala karanlık ormanın derinliklerine uzanıyor. Koca bir yaz, sonbahar ve hepsinden önemlisi kış geçecek. Sessiz ve doğal ormanlar hem sürüngenler hem de kızıl geyikler için harika bir yuva. Yapraklar sertleşiyor. Hışırtıları bir belirsizliğin sesine benziyor. Yavru geyik bir süredir otlanıyor ama daha henüz geviş getiremiyor. Geyiklerin genellikle bütün bir dağı kaplayan kendi otlakları vardır. Kızıl geyikler sosyal hayvanlardır. Geyiklerin vücutları yılın bu zamanlarında çok fazla miktarda protein ve minerale gerek duyar. Buralarda zorlu sonbahar için gerekli ihtiyaçlarını depolarlar.